Bölgeden son gelişmeleri almaya sırada Diyarbakır'dan Şiyar Dicle var yine telefon hattımızda. Şiyar, bugün Diyarbakır nasıldı? Senden dinleyelim. Evet, ilk olarak Diyarbakır'da kent geneline ilişkin son verileri aktararak başlayayım. Diyarbakır'da deprem nedeniyle 407 kişi yaşamını yitirdi. Toplam yaralı ise 902. AFAD İl Müdürlüğü depremde Diyarbakır'da çöken binaların tamamında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu bugün. AFAD İl Müdürlüğü çalışmalarını durduran AFAD ancak bilançoya dair bir bilgi paylaşmadı. Yine Diyarbakır'da 7 bina yıkılmıştı. Altında insanlar yaşıyordu. Diyarbakır depremde işte biraz önce bahsettiğim gibi 407 kişi yaşamını yitirdi. Ama halen risk teşkil eden yapılar fazlasıyla mevcut Diyarbakır'ın neredeyse bütün merkez ilçelerinde. Kent koruma platformu sürekli uyarılarda bulunarak lütfen orta ve ağır hasarlı binalara girmeyelim uyarısında bulunuyor. Yine Diyarbakır'da deprem sonrası ortaya çıkan bir barınma sorunu var. Ciddi bir barınma sorunu. Depremden sonra yüzlerce bina hasar gördü. Binlerce aile evsiz kaldı. Kentte 5 ayrı alanda çadır kampı mevcut ancak en çok hasarın bulunduğu yer Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, merkez Bağlar ilçesi. Özellikle 90'lı yıllarda köyleri yakılan yurttaşların yaşadığı bölge aynı zamanda Bağlar ilçesi. Bu ilçede oldukça hasarlı bina var diyebiliriz. Diyarbakır'da şimdiye kadar 26 bin binada hasar tespit edildi. 643 binada yani yaklaşık olarak 6902 eve ise ağır hasar raporu verildi. Bu evlerin acilen yıkılması gerekiyor. Yine 718 binada bulunan 10.095 eve ise orta hasarlı raporu verdi. Depremzedeler hasarlı evlerden eşyalarını tahliye etmeye çalışıyor. Ancak kiralık ev fiyatları ve nakliye fiyatları da kente uçtu diyebiliriz. Kentte abartılı rakamlara ve bu rakamlara tepkiler de var. Daha önce 3.000 TL olan daire fiyatları 8.000 TL'ye kadar çıkınca depremzedeler kiralık ev bulmakta da zorlanıyor. Nakliye firmaları da benzer şekilde fiyatları 2-3'e katladı. Bu fiyatı gözden çıkarırsanız bile boşta olan nakliye şirketi bulamıyorsunuz kentte ve sıraya girmeniz gerekiyor maalesef. Diyarbakır Vali ve Diyarbakır'daki STK'lar da bu uygulama karşısında ard arda açıklamalar yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Ancak bu açıklamalar deprem fırsatçılığının durduğunu söylemek de bugün itibariyle zor. Yine bir diğer başlık olarak söyleyeceğimiz konu da tarihi yapıların hasarı Diyarbakır'da. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği bir açıklama yaptı. Açıklamada aynen şu ifadeleri verdi. Yani Diyarbakır'da buna surlarda 30 burç ve 3 cami olmak üzere 33 anıtsal yapının zarar gördüğünü, hasar tespit edildiğini açıkladı. Öte taraftan dayanışma çağrıları da devam ediyor. Diyarbakır ve bölgedeki kentlerine yönelik Selçuk Mızraklı bir çağrı yaptı. Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı deprem nedeniyle dayanışma mesajını paylaştı. Vakit dayanışma ve iyileşme vakti dedi. Yine son olarak depremzedelere yardım kampanyaları da öte taraftan devam ediyor. Ahmet Spor ile Van Spor yarın 19 Şubat Pazar yani yarın dostluk karşılaşmasını yapacak ve gelirleri depremzedelere harcanacaktı. Maç Diyarbakır'da oynanacaktı ancak Türkiye Futbol Federasyonu deprem güvenliği nedeniyle maçın Diyarbakır'ına Van'da oynanmasına karar verdi. Yarın iki takım Van Atatürk Stadı'nda dostluk karşılaşmasına karşı karşıya gelecek ve geliri depremzedelere bağışlanacak. Diyerek sözü size bırakalım Deli Celabay. Peki.